arkası yarın. Ekmekçi Kadın 11. Bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Javier de Montepin. Uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar. Ses Kayıt Mahmut Acar. Kurgu Didem Türkmen. Program Yönetmeni Erol Güldiken. Bir fabrikada gece bekçiliği yapan iki çocuk annesi Jane Fortier, iftira sonucu patronunu öldürmek ve fabrikayı yakmak suçlarından ömür boyu hapse mahkum olur. Oysa cinayeti işleyen ve fabrikayı yakan ustabaşı Jack Garrow'dur. Sefil adam işlediği suçlardan sonra Paul Herman adında eskiden ölmüş bir arkadaşının kimliğine bürünerek Amerika'ya kaçar ve orada çok zengin bir adama önce ortak sonra da damat olur. Karısının ve ortağı olan kayınpederinin ölümünden sonra fabrikaların tek sahibi olur. Ancak kızı Mary ölümcül derecede hastadır. Kızının arzusuna boyun eğerek tekrar Fransa'ya, Paris'e yerleşir. Ve ondan sonra kader ağlarını örmeye başlar. Ömür boyu hapse mahkum olan Jane Fortier çocuklarını aramak üzere hapisten kaçar ve evlere ekmek dağıtan bir fırında çalışmaya başlar. Kadının oğlu George 24 yaşında avukat olmuştur. Kızı Lucy ise öldürülen fabrikatörün oğlu Lucien ile nişanlıdır ve iş aramaktadır. İş bulması için arkadaşı George'a giden Lucien'e George müvekkilliğini yaptığı katil ustabaşı yani sahte Paul Harmon'un fabrikasında iş bulmaya söz verir. Ama ne George kız kardeşi Lucy'yi tanımakta ne de Lucien en yakın arkadaşı George'un annesinin babasını öldürmek suçuyla tutuklandığını bilmemektedir. Merhaba George. Mektubunu alır almaz geldim. Hayrola dostum. Lucien hoş geldin dostum. Seni şu yeni fabrikadaki iş için çağırttım. Paul Harmon yarın seyahatten dönüyor. Harika. Onunla sen mi konuşacaksın ben mi konuşacağım? Sen konuşacaksın. Ben daha önce kızım Mary ile konuştum. Durumunu anlattım. Kız senin işe alınman için elinden gelen gayreti göstereceğine söz verdi bana. Sana bütün kalbimle teşekkür ederim dostum. Bana büyük bir iyilik ettin. Yarın köşke gittiğinde Mademoiselle Mary'yi gör. Ona benim tarafımdan geldiğini söyle. Ayrıca Monsieur Harmon'a verilmek üzere bir de mektup yazdım. Al oku. Azizim Monsieur Harmon. Kaç kez bana yardımda bulunmak istediğinizi söylemiştiniz. Bugün öyle bir fırsat belirdi. Ben de sözünüze güvenerek sizden bir ricada bulunacağım. Bu mektubu getiren arkadaş çok yetenekli bir makine mühendisidir. Ne yazık ki bu zamana kadar kendisine göre bir iş bulamadı. Çocukluk arkadaşım olan Lucy Labro'yu himayenize almanızı rica edeceğim. Yeni fabrikanız için tam aradığınız gibi müdür olduğuna kefilim. İmza George Darie. Sağ ol George. Benim için yazdıklarından çok duygulandım dostum. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Demek iş durumun bugün belli olacak Lucy. Evet sevgili Lucy. Bir saat sonra milyoner fabrikatörü ziyaret edeceğim. Bu Karun kadar zengin adamın adı ne Lucy? Paul Harmond. Ne? Şu Murillo Caddesi'nde oturan Paul Harmond mu? Evet. Yoksa tanıyor musun onu? Evet ama onu değil. Kızım Mademoiselle Mary'yi tanıyorum. Monsieur Harmond'un kızını nereden tanıyorsun? Onun terziliğini yapıyorum da ondan. Daha geçen gün diktiğim yeni robonun provasını yapmak için köşklerine gitmiştim. Çok cana yakın, çok güzel bir kız. Öyle cici bir kızın babası da herhalde iyi bir insandır. Umarım öyledir sevgilim. Neyse ben gideyim artık. Akşama uğrar sonucu bildiririm sana. Tanrı yardımcın olsun sevgilim. Matmazel, adım Lucien Labro. Avukat George Darien'in yakın dostuyum. Demek avukatın sözünü ettiği o genç sizsiniz. Evet Matmazel, George Darie benim çocukluk arkadaşımdır. Dostumdan bir tavsiye mektubuyla geldim. Lütfen beni babanızın yanına götürür müsünüz? Biraz oturmaz mısınız Monsieur? George sizin çok yetenekli bir makine mühendisi olduğunuzu... ancak bugüne kadar yeteneklerinizi kullanma fırsatı bulamadığınızı söylemişti. Babamın yakında açacağı fabrikada çalışmak istediğinizi de söyledi. Evet, böyle bir işte çalışmayı çok isterim Matmazel.
Aslında ben babamın işlerine karışmam ama gerek George'un hatırı için, gerekse de sizin özel kişiliğinizden edindiğim iyi izlenimden ötürü, şimdiye kadar yapmadığım bir şey yapıp babama sizi işe alması için baskı yapacağım. Sağ olun matmazel. Babam beni çok sever. Sözümden asla çıkmaz. Size bütün kalbimle teşekkür ederim matmazel. Son günlerin şanssızlığı beni gerçekten yıldırmıştı. Ama şimdi sayenizde kalbime umut doldu. Elimden geleni yapacağım. Sizi bugün iyi haberlerle yollamak isterdim ama ne yazık ki babam henüz dönmedi. Oysa kendisini dün bekliyorduk. Ancak akşam aldığım bir telgrafta onun bu akşam Paris'e geleceğini öğrendim. Olsun matmazel. Bir günlük ertelemenin zararı yok. Bugünü boş geçirmiş sayılmam. Sizi tanımak, size sorunlarımı açmak mutluluğunu tattım. Kendinizi öyle güzel anlattınız ki size yardım etmek istiyorum. Yarın sabah gelin Mösyö. Sizi babamla görüştüreceğim. Peki matmazel. İzninizle gideyim ben. Hoşçakalın. Yarın yine görüşürüz Mösyö Lebrun. İçimden bir ses sizinle çok iyi dost olacağımızı söylüyor bana. Adı Lucien. Bu adamı çok beğendim. Yüzü dürüst, gözleri ışıl ışıl. Tanrım ne oluyor bana? Yoksa karşıma çıkan bu genç benim kısmetim mi? Evet evet, mutlaka öyle olmalı. İlk defa bir erkek karşısında heyecanlandım, yüreğim kıpırdadı. Lucien. Lucien. Babamın bu delikanlıyı mutlaka beğenmesi lazım. Onunla konuşup Lucien'i fabrikasına müdür olarak aldırtmalıyım. Evet, bunu istiyorum ve babama bunu yaptıracağım. Marie yavrum, seni birazcık solgun gördüm. Yoksa hasta mısın? Sana öyle gelmiş benim tonton babacığım. Doğrusunu istersen bu kez yokluğum beni biraz üzdü. Ancak sağlığım için endişelenmenin gereği yok. Kendimi çok canlı buluyorum. Buna çok sevindim yavrum. Sen ne yaptın baba? Fabrikanın için yetenekli bir müdür bulabildin mi? Henüz bulamadım. Aslında bu çok zor ve nazik bir mevki. Güvenilir biri olması şart. Her önüne geleni müdür yapamaz. Ama sonunda böyle birini bulacaksın. Bulursun, bulursun. Hayrola, yoksa sen böyle birini buldun mu? Kim bilir, belki de bulmuşumdur. Ama bunları yarın konuşuruz. Şimdi yol yorgunusun, erken yatman lazım. Yarın sabah kahvaltıda konuşuruz, tamam mı babacığım? Yokluğumda ne kadar da çok mektup gelmiş. Tanrım, şu mektup Amerika'dan. Sakın Ovid Saliva'dan gelmiş olmasın. Evet, evet, o namussuz. Pis şantajcıdan geliyor. Şefleri yine ne istiyor ha? Sevgili abi, sen gittiğinden bu yana aksilikler peşimi bırakmıyor. Fabrika senin zamanındaki gibi üretim yapmıyor. Böyle giderse yakında topu atacağım. Keşke seninle birlikte Fransa'ya dönseydim. Bizi birbirimize bağlayan kan bağları senden uzak kalmamı zorlaştırıyor. Adi herif, hangi kan bağları? Utanmadan alay ediyor benimle. Bilmez, eğer gün birinde beni karşında görürsen hiç şaşırma. Sadık kardeşin Ovid Saliva. Şefik herif. Kumarbazlığı yüzünden canım fabrikayı mahvediyor. Fabrika yıkılacak ve kendi de iflas edecek. Benden şantaj yoluyla aldığı milyonluk fabrika ona uğur getirmedi. Günün birinde gelirsem şaşırma diyor. İğren şantajcı. Buraya gelip burada da huzurumu kaçıracak. Günaydın babacığım. Aa, sen misin kızım, günaydın. Nedir o elindekiler öyle? Bunlar mı, bunlar şey, yokluğumda gelen mektuplar, faturalar, ıvır zıvır şeyler. Babacığım, bu sabah seninle bir iş konuşması yapmak istiyorum. İş konuşması mı? Hayret, sen benimle hiç iş konuşmazdın. Ama bugün konuşacağım. Olur, konuşalım, seni dinliyorum yavrum. Senden bir isteğim var baba. Bunu bir kapris sayabilirsin, ancak ne olur bana evet diyeceğine söz ver. Seni sevindirmekten ve mutlu etmekten başka gayem olmadığını bilirsin. Söyle bakalım, isteğin nedir? Yeni fabrikana alacağın ilk memurun benim bir adayım olmasını istiyorum. İsterim ki onu sana ben tanıştırmış olayım. Ya, demek koruduğum bir genç var. Hadi çıkar baklayı ağzından. Kimmiş bu? Dürüst ve yetenekli bir gence ihtiyacın olduğunu söylemiştin ya. Hı-hı. Onu fabrikana müdür olarak alıp tüm sorumlulukları ona yüklemeyi istiyordum.
Hı hı. Sana güvenilir, aklı başında bilgili bir genç gerekti, öyle değil mi? Evet, bu teklifimde hala düşünüyorum. Yoksa sen böyle birini tanıyor musun? Evet. Hem de bu genç yabancı biri değil. Senin çok sevip saydığın avukatın George Darrier'in bir arkadaşı. George Darrier'in arkadaşı, hı-hı, mı? Bak hele. Mesela George ona çok güvenebileceğini söyledi bana. Bu genci sana tanıtmakla yeni fabrikamıza uğur getireceğine inanmaktayım. Sen de avukat olmalıymışsın güzelim. Davanı ne güzel savundun. İstediğimi yapacak mısın baba? Hele adayını bir görelim. Bu önemli görev için ilk rastladığımı tutamam bari. Onun gerçekten bilgili ve yetenekli olduğuna inanırsam neden isteğini geri çevireyim ki? Doğrusunu istersen beni birkaç kez zor durumlardan çekip çıkaran avukat George Darrier'i kırmak istemem. Ne var ki sağ kolum, muavinim olacak bir gencin de birçok niteliklere sahip olmasını isterim. Hadi şu koruduğun genç kim? Adını adresini söyle de mektup yazıp onu görüşmeye çağırayım. Mektup yazmana gerek yok babacığım. O porta bitişik odada. Seninle tanışmayı bekliyor. Ne? Olur şey değil. Sen bana tam bir komplo hazırlamışsın. Öyle yakışıklı, öyle etkileyici biri ki babacığım. Tamam tamam tamam. Madem öyle çağır da tanışalım şu delikanlıyı da. Şimdi çağırıyorum. Monsieur Lucien, buraya gelin, babam sizi bekliyor. Teşekkür ederim Matmazel. Babacığım, bak işte sözünü ettiğim Monsieur. Ben salona geçiyorum. Siz erkek erkeğe baş başa görüşün artık. Buyurun oturun şöyle. Size avukat George Darrier'den bir tavsiye mektubu getirdim efendim. Buyurun. Verin Monsieur. Sizin nişan almanızı yalnız George Darrier değil, kızım da istiyor. Ancak ne var ki sizinle ciddi bir konuşma yapmadan önce hiçbir karar veremem. Haklısınız Monsieur. Benden istediğiniz iş atölyelerin yönetilmesi için değil mi? Evet Monsieur. Aslında bunun çok sorumlu ve zor bir iş olduğundan asla kuşkum yok. Ancak ne var ki benimle görüşmezden önce güvendiğiniz bir kimse olan George Darrier'in yazdıklarına bir göz atmanızı rica edeceğim. Olur, okuyayım. George Darrier tüm yeteneklerinizi önümüze sermiş. Sizin çok ilgili ve vicdanlı bir çocuk olduğunuzu da eklemekten çekinmemiş. Demek makine mühendisisiniz. Evet, özellikle demir yollarına ilişkin mühendislik öğrenimi yaptım. Yalnızca teoriyle yetinmeyip bunu pratiğe de döktüm. Elime aletleri alıp işçilere herhangi bir montajı yapmasını gösterebilirim. Ya, işte bunu beğendim. Böyle çalışmakla çok daha fazla randıman elde edebilirsiniz. Kaç yaşındasınız? 25 yaşındayım Mösyö. Parisli misiniz? Pek Parisli sayılmam. Altfortville'de dünyaya geldim. Altfortville mi dediniz? Babanız sağ mı? Hayır efendim, ne anam var ne de babam. Annem beni dünyaya getirirken ölmüş. Babamsa ben çok küçükken öldü. Peki babanızın mesleğini sorabilir miyim? Babam çok tanınmış bir mühendisti ve Altfortville'de kurduğu fabrikasını yönetiyordu. Adınız ne sizin? Lucien, Lucien Labro. Ne? Lucien, Lucien Labro mu? Evet efendim, ne oldu birden renginiz sarardı? Yoksa babamla tanışıyor muydunuz? Evet, bir zamanlar babanızı tanımıştım. Kendisiyle iş yapmıştık. Adı Jules Labro'ydu değil mi? Evet efendim. Çok sevdiğim eski bir iş arkadaşımın adını duyunca heyecanlanmamı mazur görün. Onun feci ölümünü Amerika'dayken duymuştum. Ya, demek babamın öldürüldüğünü biliyorsunuz. Evet, fabrikası yanarken onu da bıçakladıklarını gazetelerden okumuştum. Maalesef öyle olmuş Monsieur. Fabrikasına kundak sokan cani babamın planlarını ve parasını çalmak için onu bıçaklamaktan çekinmemiş. Eğer yanılmıyorsam bu caninin bir kadın olduğunu duymuştum. Fabrikanın gece bekçisiyim. Evet ama yargıçlar başka delil bulamadıklarından onu mahkum etmişler. Oysa ben kadının suçlu olduğunu sanmıyorum. Sanmıyor musunuz? Yani sizce bu kadın masum muydu? Evet efendim. Halam ölürken bana bu acı olayı tüm ayrıntılarıyla anlattı. Ona kalırsa babamın ölümünden bir başkası yararlanacaktı. Bir başkası mı dediniz? Kim peki bu? Halam babamın sağ kolu olan bir ustabaşından kuşkulanıyordu. Bu adama çok güvenen babam buluşlarından ona söz etmiş. Anlayacağınız benim kanımca bu buluşları kendisine mal etmek isteyen bu ustabaşı babamı öldürmüş. Halam da böyle düşünüyordu. Peki bu ustabaşının adı ne? Jacques Garot. O sefil caninin adını unutmamak için yıllarca beynime ve yüreğime kazıdım. İyi ama duyduğuma göre bu adam fedakarlığının kurbanı olarak alevlere atılmış. Hayatı pahasına kasayı kurtarmak isterken ölmüş. Hayır. Ben ne fedakarlığa ne de bu ölüme asla inanmadım.
Halam da inanmamıştı. Günün birinde bu adamın başka adı altında bir yerde yakalanacağını söylerdi bana. Anladığım kadarıyla Sefil'in oynadığı alçakça bu komedi herkesin şüphelerinin bir başkasına dikilmesine sebep oldu. Peki sizde bunun bir delili var mı? Ne yazık ki hayır. Ancak Jacques Garot beraberinde yabancı ülkelere sürüklemek istediği Jean Fortier'e bir mektup yazmış. Madem öyle, Jean Fortier neden bu mektubu polislere vererek kendisini temize çıkartmamış? Çünkü mektubu bulamamış da ondan. Ama yine de ön seslerim beni aldatmaz. Günün birinde gerçeğin ışığı bu karanlıkları dağıtacak Monsieur. Ceza günü gelecek. Ben babamın öcünü almak için yaşıyorum. İyi ama ne yapabilirsiniz ki? Anılarım beni yanıltmıyorsa olayın üzerinden 20 yıl kadar bir zaman geçti. Diyelim ki Jacques Garot suçlu ve yaşıyor. Çıkan haf kanunuyla o da kurtulur. Ceza yemez ki. Haf kanunundan bana ne? O sefil herif hayattaysa ona rastladığımda adaleti ben elime alır kendim uygularım. Yani onu öldürecek misiniz? Hayır. Cinayetle zenginleşen o sefil herifin şu anda adını değiştirip bir aile babası olduğunu sanıyorum. Onu rezil etmek, adını çamura sürükleyip bu cinayetten habersiz ailesi karşısında ona küçük düşürmek bana yeter. Neyse, biz dönelim konumuza. Benden istediğiniz iş sizindir delikanlı. Sahi mi Monsieur Armand? Size çok çok teşekkür ederim. Bilgili ve yeteneklisiniz. Sizi fabrikama teknik müdür olarak alıyorum. Bu ünvan size bir sürü hakla birlikte bir yığın sorumluluklar da getirecek. Olsun, getirsin efendim. Bundan böyle desinatörleri, ustabaşılarını ve işçileri siz seçeceksiniz. Bir dakika bile yitirmeyin. Baş üstüne Monsieur. Bundan böyle evime yakın bir yerde oda kiralayın. Size yıllık 12.000 frank vereceğim. Yeter mi? Aman Monsieur, böylesine yüksek bir ücret istemeye cesaret edemezdim. Memnuniyetle kabul ediyorum. Binlerce kere teşekkür ederim. Tamam, anlaştık. Yarından tezi yok. Bu kitaplığa bitişik büyük salonu atölyeye dönüştürmek için gereken çalışmalara başlarsınız. Tabii Monsieur. Şimdi gidin. Yarın sabah erkenden gelin. Fabrikanın yapıldığı yeri birlikte gezip görürüz. Peki efendim. Giderken Mademoiselle Maria uğrayıp ona teşekkürlerimi sunayım. Tanrım. Şu lanetli geçmişten ne zaman kurtulacağım? Kader hiç yakamı bırakmıyor. Milyonlarca insanın içinden öldürdüğüm adamın oğlu yanımda çalışmak için bana geliyor. Belli ki bu çocuk benim fabrikamdan önce kızımın gönlüne girmiş. Onu işe almasam Marie gücenecek. Çocuk öfke ve kin dolu. Babasını benim, yani Jacques Garot'un öldürdüğüne inanıyor ve gerçeği arıyor. Bulunca da ailesinin yanında rezil edecekmiş. Hiçbir zaman benim babasının katili olduğumu öğrenemez ama yine de tedbir tedbirdir. Onu gözümün önünde bulundurmak için işe aldım. Eğer günün birinde Paul Harmand ile Jacques Garot'un aynı adam olduğunu öğrendiğinde babasını öldürdüğüm gibi onu da ortadan kaldırırım. Ekmekçi Kadın adlı oyunumuzun 11. bölümünü dinlediniz. 12. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.